Arkadaşlar merhabalar 50 günde teyit Geometri kampında yani şu kitabın kampında geldik 49. güne çok kolay bir konuya başlayacağız hatta şu espriyi yapmadan bu konuya başlayamıyorum bu konu kolay bir konu evet koni konusuna başlayacağız ve gerçekten kolay bir konuya başlayacağız İlk baştaki temel yapıyı bileceğiz ve birkaç teknik göstereceğim o teknikleri de yani temel mantığı göstereceğim ben sana temel mantık ve birkaç teknikle bu işi çok kolay bir şekilde yapacaksın sınavda sorusu çıktığı zaman garanti yapabileceğiz bir koni konuda ve konuya koni diyesim geliyor bu konuda da. Evet gerçekten kolay bir konudayız. O yüzden lütfen dikkatli özellikle ilk dersi dikkatli bir şekilde mantığını iyi, dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. O zaman gelsin Şafak Sayar. Hemen Şafak Sayar'a bakıyoruz. Bize kaçıncı sayfalara gideceğimizi söylüyor. 271 ve 275'e gideceğimizi söylüyor. Sonra ne yapıyoruz? Hocam şuraya bakıyoruz. 5. sayfaya bakıyoruz. 5. sayfada da kaç tane dersimiz olacağını söylüyor bu. Koni 1 ve Koni 2. Yani bugün iki dersimiz olacakmış. Şimdi Koni 1 konusundayız. E o zaman ne yapıyoruz? 271. sayfayı açıyoruz ve koni konusuna başlıyoruz. İlk önce tanımına bakalım. Tanımına bakmadan önce bu bir piramide benziyor. Piramidin tanımı neydi? Tabanı herhangi bir çokgensel bölge olan tepede bir nokta aldığımız zaman ve çokgensel bölgeye köşeleri birleştirdiğimiz zaman oluşan şekle biz piramit adını veriyorduk. Oluşan cisme daha doğrusu. Koni ne olacak? İşte tabanı daire olursa tepede de bir nokta alırsak dairenin bütün noktalarını o noktayla birleştirdiğimiz zaman ne oluşuyor? Karşımıza bir koni çıkıyor. İşte buradaki uzunluğa şöyle uç noktalarına dairenin böyle uç noktalarına giden şu yan ayrıt uzunluğuna biz ne diyoruz? Ana doğrusu koninin ana doğrusu adını veriyoruz ve L harfiyle gösteriliyor genelde. A harfi de gösterildiği de oluyor. Ben böyle L harfiyle gösteriyorum çünkü yanıl alan akılda kalsın diye böyle L harfini kullanıyorum. Biraz sonra ne demek istediğimi anlayacaksın. Çizilen yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine denk düşer. Yani ağırlık merkezi dairenin merkezidir. Eee hocam konimiz bu şekilde olamaz mı? Evet bu şekilde olduğu zaman yüksek dışarıya da düşebilir ama müfredatı da dik koniden bahsedecek. O da nereye düşüyor? Alttaki şeklin ağırlık merkezine yani dairenin ağırlık merkezine düşüyor. Buradaki R'de nedir? Tabarı daire dairenin yarı çapı oluyor. Evet konimiz bu şekildeyken bir de açılımı var bunun. Açılımı da bu şekilde oluyor. E hocam açılımı nasıl halledeceğiz? Animasyonda göstereceğiz tabii ki ama ilk önce bir bana bak bakalım. Bana bak açılımının nasıl olduğunu bir kağıt üzerinde göstereyim ben sana. Şimdi ben bir koni yapıyorum şurada bir kağıttan. Nasıl bir kağıt olduğunu biraz sonra göreceksin zaten. Bak şimdi şöyle bir koni yapıyorum. Koniyi de şöyle bir görmeni istiyorum. Gösterebilirsem inşallah yapabilir kazanabilirsem inşallah yapacağım. Evet bir koni yaptım. Bak şöyle bir koni yaptım. Şu çizgiyi de görüyorsundur değil mi? Şuradaki çizgiyi de görüyorsundur. Şu koni şöyle. Şu çizgiden dolayı açtığım zaman bak şu ucuma dikkat et. Bu uçtan açıyorum. Bu uç hem burada hem burada. Açtım şöyle. Hop ne oldu? Hocam şu uç. Bak şu uç ve şu uç buraya denk geldi. Burası A noktasıysa bak burası da A noktası oldu mu? Oldu. Ve tepede bir noktada birleşti. Bir daire dilimi karşımıza çıktı. Şöyle açayım. Bak. Şöyle görüyorsun. Bir daire dilimi karşımıza çıktı mı? Çıktı. Bu daire diliminde dikkat et. Yine bir koni yapayım yapayım şöyle. Bir konu yaptığım zaman şöyle şuradaki dairenin, daireye dikkat et. Açtığım zaman hop şöyle açtım. Hocam burası o dairenin çevresine eşit oldu. Çünkü bunu kıvırdığım zaman o daireye denk geliyor. Şöyle kıvırdım. Bir daha gösteriyorum. Oradaki daireye denk geldi. Şöyle bir gösterebilsem düzgün bir şekilde. Heh. Şöyle daireye denk geldi. Gördüğün üzere. Bir de ben bu konuyu açtığım zaman ne oluyor? Açtığım zaman kapağı da var bunun. Kapağını da dikkat et. Açtım böyle daireyi konuyu. Hop açtım. O kapağı da açtığım zaman şöyle bir yuvarlak. Şöyle bir yuvarlak yuvarlak alt tarafa doğru geliyor mu? Geliyor. Çık kapattığım zaman o yuvarlak şurada oluyor. Açtığım zaman da o kapağı da şuraya denk geliyor. Evet buraya denk geldi. İşte bir daire dilimi. Tam tersinde düşünebilirsin. Bir daire dilimini şöyle kıvırdığınız zaman ne oluyormuş? Bir koni karşımıza çıkıyormuş. Gördüğünüz üzere. Burada da açılışta dikkat etmeniz gereken A noktası sağdaki ve soldaki noktalar oluyor. Ve dairenin çevresi neye eşit oluyor? Oradaki yay uzunluğuna eşit oluyor. Buna dikkat edeceksin. Tabi animasyonda daha rahat bir şekilde görebiliriz. O zaman gelsin animasyon bakalım şimdi burada. koni açıyorum. TA doğrusu boyunca kesip açtığım zaman A solda ve sağda kalıyor. kapağında aşağı doğru açıyorum. Açtığım zaman aynen bu şekil. Karşıma çıktı mı? Çıktı. işte koni dediğimiz olay bu. Bir de daire diliminde Dikkat et burada TA'lar L yapıyor. Yani ana doğru uzunluğu yapıyor. Dairenin yarıçapı da taban dairesinin yarıçapı da o alttaki dairenin yarıçapı olmuş oluyor. Peki o zaman burada bizim için önemli olan şey neydi? Katı cisimlerde hocam hacim ve alan. Hacim neydi? Bütün prizmalarda hacim taban alanı çarpı yükseklikti. Ucu sivri olan şekillerde ayağınla bastığında batıyorsa eğer ne oluyordu? Bölü 3 yapıyorduk. Mesela piramitte bölü 3 yapıyorduk. O zaman konide de bölü 3 yapacağız. Yani hemen şurada gösterelim hocam hacim taban alan çarpı yükseklik bölü 3. Genel formülü bileceksin, genel yapıyı bileceksin. E bunu da açtığın zaman pi r kare çarpı h bölü 3 yapıyor. Çünkü tabanı bir daire ya. Taban alanı pi r kare çarpı yükseklik h bölü 3 buranın hacmi yapıyor dostlar. Peki hacmi öğrendik. Sırada ne var? Alan var. Alanı da ben burada yazarak göstereyim. Alan dediğim şey taban alanı artı yanal alan şeklindeydi. E yanal alan bütün prizmalarda neydi? Hocam, bütün prizmalarda taban çevresi çarpı yükseklikti ama burada öyle değil. Piramitte de farklıydı. Üçgenlerin alanlarını tek tek buluyorduk. Bir tane üçgenin alanı bulunca işte tabanı dörtgense dörtle çarpıyorduk. Tabii kare ise. E, burada da ne yapacağız? Bir daire dilimi oluştu. Bir daire dilimin alanından bahsedeceğiz. Taban alanı ne? Hocam taban alanı daire olduğu için pi r kare. Çünkü tabanı bir daire pi r kare. Yanal alanda nedir? Aslında şöyle baktığımız zaman yanal alan. Hocam ben merkez açısını biliyorsam şurası pi r kare alfa bölü 360'a eşittir. Ama ben bunu açtığım zaman merkez açıyı bulamayabilirim. Ya da direkt karşıma gelmeyebilir. Ya da yanal alanın daha basit bir formülü var. Bulaşık deterjanı markası deyince aklına ne gelir? Bilmiyor musun? Git mutfağa git. Bak bakayım. Bulaşık deterjanından ne var? Şöyle bir bak. hocam fair var diyeceksiniz. Hayır eskisi. Biz eskiden hep pirili bilirdik. Piril, piril, piril. Yani pirele. Bulaşık deterjanı markası piril. al alana eşit oluyor. Bunu mutlaka mutlaka bil. O da bulaşık deterjanı markasından aklına gelsin. Hocam nereden geliyor? Dairenin alanı. Daire dilimin alanı neydi? Hocam pili kare alfa bölü 360'tı. Tamam bunu biliyoruz. Bir de aynı zamanda şu şekilde bir dilim verildiği zaman yay uzunluğu verilmişse eğer burası da R'yken bu daire diliminin alanı x çarpı R e bölü 2 değil miydi? Evet. x çarpı R e bölü 2 eşittir. Hocam ben bu daire diliminin uzunluğunu biliyorum. Nereden? Çünkü kıvırdığım zaman burası daire yapıyor. Açtığım zaman bu dairenin çevresi yapıyor burası. Yani burası ne yaptı? Hocam bu yay uzunluğu 2 pi eşit. E o zaman burada ne olacak? 2 pi R e çarpı L e bölü 2 eşit olacak. Gerçekten 2 pi R e çarpı L e bölü 2 deyince piril çıktı mı? Yanal alan çıktı. Bu daire dilimin alanını işte bak bu şekilde bulabiliyormuşuz. Evet önemli. Bulaşık deterjanı markası. Yanal alan neymiş? Pirili bilecekmişiz. Bir de taban alanı da var burada. Taban alanı da pi r kare olarak bileceğiz. Bir de bizim olmazsa olmazımız. R bölü L alfa bölü 360. Özellikle açılım sorularında alfa lazım olduğu zaman bize çok lazım olacak bir ifade bu. Bunu da bileceğiz kardeşim. Çünkü açık vaziyette daire dilimi verilip bunu kapatıp böyle bir konu yap derler. Hacmini falan sorarlar. Oradaki merkez açıyı verirler. Merkez açı verildiği zaman da R bölü L alfa bölü 360. Yani koni konusunda olmazsa olmazın. Kesinlikle bilmen gereken bu formül olacak. Peki bu nereden geliyor? Hocam üst tarafa geldik. Yanal alanı hesaplayalım. Yanal alan neydi? Hocam bu yanal alan pi L kare alfa bölü 360 eşit. Aynı zamanda bu yanal alan neye eşit? İşte buradan da yazabilirsin. 2 pi R çarpı L bölü 2 dersin. Yani piril olduğunu söyleyebilirsin. Neyse ben direkt piril öğrendim ya. Piril yazayım. Pi'ler sadeleşti. L'lerden bir tanesi sadeleşti. Alfa bölü 360 burada kalsın. L iyi de karşı tarafa atalım. Bölü olarak geçer. E buradan alfa bölü 360 ne eşit oldu? R bölü L'ye eşit oldu. Bak yanal alanların birbirine eşitliğinden böylelikle oradaki merkez açıyı da bulabiliriz. Evet R bölü L alfa bölü 360 bizim olmazsa olmazımız. Lütfen bunu unutma. Bu dediğimi de şöyle bir yıldız içerisine al. Yani burada ne öğrendik konide şimdi? Hacim tamam taban alan çarpı yükseklik bölü 3 alan taban alan artı yanal alan taban alan pire kare yanal alanda bulaşık deterjanı markası piril. E, bir de o olmazsa olmazımız r bölü l alfa bölü 360 onu da yan alanı pi l kare alfa bölü 360'a eşitleyerek de bulabildiğimizi de gösterdik. Sıkıştığınız zaman nasıl bir hamle yapman gerektiğini gösteriyorum aslında sana burada ispat tekniğini gösterdim. Yani gerisinde sıkıntı yaşamazsın diye düşünüyorum. Evet öğrenme alanıyla hemen bu olaya başlayalım. Alan nedir? Hacim nedir? Arkadaş ilk önce hacim falan bulmak için hop yüksek lazım bana. Şu 6 8 10 üçgenden dik üçgen çıktı karşıma. 8 oldu burası. Alanı buluruz. Alan dediğim nedir? Pi r kare artı yan alan pi r l 36 artı 60 96 pi mi yapıyor? Evet alanı 96 pi olarak bulduk. Hacime gelelim. Hacim dediğimizde hacim dediğimizde pi r kare çarpı h bölü 3. Bölü 3'ü unutmuyoruz. 36 bölü 3 12 96 mi yapıyor bu da? Evet burası da 96 pi olarak bulundu. Hem hacim hem de alan 96 pi çık dostlar a şıkkında. Geldik b şıkkına. Bu daire dilimini koni yap diyor. Konu yaptığında hacim nedir diyor. Sen bu daire dilimiyle koni yaptın yaptığın zaman ağzı açık bir konu oluşuyor. Bak kapağı yok orada. işte bunu konu yaptığın zaman hacim nedir diye soruluyor bize. Yani konu yaptın. Şöyle biz de konu yapalım istersen. Konu yaptığımızda şöyle bir şey oluştu. Burası ana doğrusu 4. Bir açımız verilmiş bize 90 derece. Olmazsa olmazımız R bölü L. 4. L'si 4. Konu yaptığımızda L'si 4 oluyor. E, 90 bölü 360'a eşit olacaktır. O zaman buradan R'yi kaç buluruz dostum? 1 mi buluruz? Evet. Çünkü bunlar sadeleşti. 4 yaptı. 4 R eşittir. 4 R'yi 1 bulduk. Evet R'yi 1 bulduk. Hocam bana ne lazım? Hacim için yükseklik lazım. Hop yüksekliği çizince de 16 eksi 1 17 yani kök 17 çıktı Pisagor bağıntısından. O zaman 16 eksi kök 15 çıkıyor pardon. Kök 15 çıktı 16 eksi 1'den dolayı. Hacim de neye eşit olacaktır o zaman? Pi R kare çarpı yükseklik kök 15 bölü 3'ü de unutmuyoruz. Yani kök 15 pi bölü 3'e eşit olur hacim. Evet bu şekilde ÖSYM seviyor. Bak dikkat et bu şekilde bir şey verip dilim verip kıvı diyor ve sormuşluğu da var zaten böyle bir soruyu da e bu koninin hacmi nedir diye soruluyor bize soruldu bize daha doğrusu evet öğrenme alanında koniyi öğrendik bir öğrendik hadi bakalım bunun normal sorularıyla başlayalım taban alanı 36 pi birim kare olan ve ana doğru parçasının uzunluğu 10 birim olan şimdi hemen bir daireyi çizeyim yani koniyi çizeyim şöyle bir koniyi çizdim koniyi çizince şöyle taban alanı pi r kare eşittir 36 pi'miş r'yi buradan kaç buluruz 6 buluruz r'si 6 olan bir koniden bahsediyoruz ana doğru uzunluğunda 10 vermiş. Hocam yüksekte ne olacaktır? 6, 8, 13 kendinden 8 olacaktır. Şimdi bunu da bulduk. 10 birim olan bir dik koninin tabanından alınan bir noktanın tepe noktasına olan uzakları hangi aralıkta değer alır diye soruluyor. Tabandan bir nokta alacağım. Şimdi buradan bir nokta alacağım. O nokta tabandan olacakmış. Hemen tabanı da göstereyim şöyle. O zaman bu tabandan tepe noktasına doğru gideceğim. Hocam zaten buradan tepe noktasına kadar gittiğim zaman 10 yapıyor. En fazlası 10 yapar. En uç noktadan geldim. Sonra buradan alırsam, bu tabandan alırsam, böyle girsem ondan daha küçük. Sonra böyle Bak sonra şöyle şöyle noktalar alacağım. En büyük değerini buldum mu? Ben buldum. En büyük değeri kaç yaptı? 10 yaptı. Hatta o tabandan aldığım için ona da eşit de olacak. Peki bir de ne yapacağım ben? Buradaki düzlemin bu noktaya en kısa uzaklığını bulacağım. En kısa uzaklığı da nedir? Hocam yüksekliğidir. Çünkü sen bu tabandan bir noktalıp şuraya geldiğinde bak burası 90 derece oluyor. Yani bu noktanın bu düzleme olan en kısa uzaklığı 8. Yani bu tepe noktasının bu düzleme uzaklığı en kısa 8 ya 8'den daha kısası olamaz. O zaman 8 değerinde alacaktır. O zaman tepe noktasına olan uzaklıkları hangi aralıkta yer alır diye soruluyor. 8 ile 10 aralığında ve 8 ile 10 da dahil olmak üzere aralığımız bu olmak zorunda. Geldik örnek ki, Örnek 2'de de taban çaplarının uzunluğu 10 cm olan iki tane koni tabanları birleştirilmiş. Taban çapları 10 birimse bunlar 5 5 yaptı mı dostum? Yaptı. Eğer L'si 5 kök ki, burası da 5 kök ki. Şimdi koniler üzerinde seçilen iki nokta arasındaki uzaklık en çok 17'ymiş. Bu koniler arasındaki seçilen en kısa uzaklık en fazla uzaklık şu şu uç noktalar arasındaki uzaklık değil midir? Evet. O zaman bu uç noktalar arasındaki en fazla uzaklık 17 verilmiş. Yani burası verilmiş. Hocam koni olduğundan dolayı bunlar da birbirine eşittir. A düzlemsel düşünecek olursak şuradaki dörtgeni. Hocam buradaki dörtgen ne oldu? Bir delta yut oldu. Delta yut. olduğuna göre hocam delta köşegenler dik kesiyordu ve köşegenler şu simetri ekseni oluyordu. Yani tam bu merkezden geçmek zorunda o zaman buradaki çizdiğim çizgi. Çünkü delta oluştu. Köşegenlerden nasıl kesecek? Dik kesecek. Hemen 90 derece de yapıştırdık. E hocam, Hocam şurası uzunluk olarak ne verilmiş? Hocam burada bir Pisagor bağıntısı yapacak olursak 5 var 5 kökü var. O zaman burası da 5 yapar. En fazla uzaklık bize 17 verilmişti. 17 verildiğine göre o zaman burası da 12 mi olacak? Çünkü burası 5 12 ise tamamı 17 ise buraya da 12 kaldı. E burada Pisagor bağıntısından 5 12 13 üçgeninden burayı da 13 olarak buluruz. Altı koninin ana doğrusunun uzunluğu soruluyor bize. Yani şu uzunluk soruluyor. O zaman cevap 13 oldu. E konu olarak koni konusundayız ama aslında soruda ne çıktı? Deltoid çıktı bak. Deltoid bir kazanım. Sonra dik üçgen çıktı. Dik üçgende ikinci kazanım. Yani toplamda 3 kazanımlı bir soru. Koni, deltoid ve dik üçgenle alakalı bir soru olmuş oldu arkadaşım bu. Yani biz koni konusundayız. Katı cisimler konusundayız diye. Öyle sakın sadece böyle katı cisimlerle uğraşacağız diye bir şey yok. Eski konularda yine karşımıza çıkabiliyor gördüğün üzere. Örnek 3'e geldik. Örnek 3'te de taban çapının uzunluğu ile ana doğru parçasının uzunluğu birbirine eşit olan dik dairesel koninin taban alanının yan alanının oranı nedir diye soruluyor bize. Hemen bir koniyi çiziyorum. Şöyle koniyi çizdim. Tabanı şöyle bir daire. Tabi çizerken perspektif gereği böyle elipse benziyor sadece böyle. Ve şöyle koniyi çizdim. Koniyi çizince bunun taban çapı ile şu taban çapı ile neresi eşitlenilmiş bize? Ana doğrusu eşit verilmiş. Şu parçayla şu parça eşit verilmiş bize. Yani burası r burası r iken burası da ne oldu? 2r oldu. Hatta burası da ne oldu? 2r oldu. Hocam şuraya bakacak olursak şöyle bir üçgen var elimizde. Üçgende bütün kenarlar eşit oldu. 2r, 2r, 2r oldu. Yani yani bu bir eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen olduğu için bu açımız 60 derece bu açımız da 60 derece. Yan al alanına oran isteniyor. Yan al alan tamam. Koninin taban alanı pi r kare. Yan al alan nedir? Pi r l. L'si de zaten 2 r. Ha bizden bu oranlar isteniyormuş. Ya açıyı falan da yazmamıza gerek yokmuş. A bazen böyle açıyı da kullandırlar bize. Bak taban çapı burası burası eşit. Eşkenar üçgen yani yüksekte lazım olmuş olsaydı bize 30-60-90 üçgenler r köküç olduğunu da söyleyebilirdik. Neyse bizden bu oran isteniliyorsa pi sayılar nanay. Hocam r kareler nanay. Cevap da 1 bölü 2 mi oldu? Evet. Şeyi unutmuyoruz. Yanal alanın bulaşık deterjanı markası piril olduğunu unutmuyoruz gençler. Üçüncü soruyu da 1 bölü 2 bulduk. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda taban yarıçapı 3 santimetre olan dik dairesel koninin hacmi. Hemen şöyle bir koniyi çiziyorum kardeşim. Koniyi çizelim bakalım şöyle. Koniyi çizdik. Çizmeye devam ediyoruz. Ve taban yarıçapı 3 santimetre demiş. Şurası 3 santimetre demiş. Koninin hacmi pi r kare çarpı h bölü 3 eşittir 12 pi olacak. Bölü 3'ü unutmuyoruz lütfen. 3 h 12 ise h'ı da buradan kaç buluruz? 4 buluruz. H dediğimiz 4 çıktı. O zaman h'ı da böyle çizdik. 3 4 5 üçgeninden burası da 5 oldu. Koninin yan alanı isteniyor. O da pirildi. P R L. Yani direkt ne eşit oldu? 15 piye eşit oldu. Örnek 4'ü de 15 pi bulduk. Geldik örnek 5'e. Şimdi örnek 5'te de ne demiş? Ayrıt uzunlukları şekildeki gibi verilen bir dikdörtgenler prizması şeklindeki tahta parçası yontularak bir dikdörtgen koni yapılıyor. Buna göre oluşabilecek konilerden en büyük olanının hacmi nedir? Yani ben burada bir konu yapacaksam şuradan bir taban seçtim. Yüksekliği de şu şekilde seçebilirim. Ama yüksekliği olabildiğince çok seçeyim ki o zaman koninin hacmi çok olsun. Ya da tabanı da olabildiğince çok seçeyim ki o zaman taban da olabildiğince yüksek olsun. Yani taban alanı olabildiğince yüksek olsun. Şimdi o zaman ben burada bunu yontup bir konu yapacağım ya. Tabanını dikkat et. Hocam burada seçebilirim. Konim böyle olabilir. Tabanını burada seçip koniyi şu şekilde seçebilirim böyle. Tabanını burada seçip koniyi bu şekilde seçebilirim. O zaman 3 farklı durum var oluşabilecek konilerden en büyük olanı hacmi isteniyor. Şimdi ben ilk konimi şöyle seçecek olursam. Burası 10 ya. Hocam şu tabanını şurada seçecek olursam. O zaman tabanını burada seçecek olursam bizim en büyük daireyi çizmemiz lazım. En büyük dairemiz şu şekilde olmayacak mı? Hocam böyle de olur, böyle de olur, böyle de olur. Tam olarak şunlara teğet de olur. Yani şunlara teğet olacak şekilde bir koniyi çizelim bakalım. Çizdik. Yani burada taban yarıçapı ne yapıyor o zaman arkadaşım? Şurada şeyi düşünsene. Merkez teğet çek, merkez teğet çektik. Yarıçapı kaç oluyor o zaman? Yarıçapı olmuş oluyor? Şöyle düşünün düşününce. O zaman biz burada tabanı burası seçtiğim zaman e, konimizi yüksekliğinde en büyük seçmem lazım. Şu şekilde bir koni seçmem lazım. Ta gidip en uçtaki şuraya değmesi lazım. Yani konimiz bizim bu şekilde olacak dostlar. Yani tabanını burada seçip yüksekliğinin de tam burada olabildiğince en yüksek yükseklik seçersek e, en büyük hacimlisine ulaşmış oluruz. O zaman konimizin tabanını burada seçtik. Yüksekliği de şu şekilde kaç olacak yüksekliği de 30 olacak. O zaman kırmızıyla V1'i e hesaplayalım. Pi r kare çarpı 30 bölü 3 mi oluyor? Taban alan çarpı yüksek bölü 3'ten dolayı. Hocam burası 250 pi yaptı mı? Yaptı. Tamam. V1 250 pi bul. Peki tabanını ben bu sefer burada seçersem. O zaman tabanını burada seçersem de taban da dairemiz şu şekilde şunlara teğet olmayacak mı arkadaşım? Olacak. O zaman bizim konimizin tabanı en büyük bu şekilde olur. Şurası olur. Yüksekliği de en büyük. Hop şuraya kadar. Bu duvarla şu duvarla bu duvar arasındaki şu mesafe yani 20 kadar olur. O zaman V2 ne olur arkadaşım? Tabanını burası seçtiğim zaman yarıçapı da merkez teğet çektik. Merkez kestiğe gerçekten 5 olur. Pi 5'in karesi çarpı 20 bölü 3 olur. Yani buradan ne geldi o zaman burası? Burası zaten daha küçük. Çünkü taban yarıçapları çapları 5 5. Yükseklik burada 30. Burada 20. Bunun daha küçük olduğu belli. Olsun yine de yazalım. E 25 500 pi bölü 3 mi yapıyor? Evet. 500 pi bölü 3 yaptı. Ama bu daha küçük oldu. Çünkü yoğuntulabilecek, oluşabilecek konilerden en büyüğü isteniliyor bizden. Bir de tabanını nerede seçebilirim? Tabanını en üst tavanda ya da zeminde seçebilirim. E bunlara da dikkat edelim. Şurası 20 cm. Burası da 30 cm metre. Bu genişlik 20 cm olduğuna göre bizim tabanımız şu şekilde olmak zorunda. E, ee, yarı çap ne yapıyor o zaman? Yarı çap da 10 yapıyor. Merkez t çek, merkez t dolayı. E, ee, bizim konimizde bak şu şekilde olacak. Yani burası yükseklik olacak. Şu dikey uzunluk. Yani yarı çapı. O zaman V3'e bakıyoruz. Pi R kare. onun karesi çarpı yükseklikte 10 bölü 3. O da 1000 pi bölü 3 mi yapıyor? Evet. Şimdi 1000'i 3'e bölsem. Zaten 1000'i 4'e böldüğümde zaten kaç yapıyor? 250 yapıyor. Ee, 3 e, 3'e böldüğümde de 250'den daha büyüktür. O yüzden bu da gitti. En büyüğü ne yaptı? Oluşabilecek konilerden en büyük olanın hacmi soruluyor bize. Cevap o zaman 1000 pi bölü 3 çıkar. Çünkü 1000 pi bölü 3 250 pi'den daha büyüktür. 250 pi'yi 3 ile çarpsan 750 pi yapıyor zaten. E, 1000 pi'yi de 3 ile çarpsan 1000 pi yapıyor. 1000 pi'nin daha büyük olduğu belli dostlar. Evet güzel bir soru. Bunu yontarak bir konu yaptık. Oluşabilecek konilerden en büyüğü. Tabanı en büyük seçtim. Yüksekliği de en büyük. Yükseklik şuraya kadar seçtik böyle. Ha ben tabanı bu şekilde yüksekliği de atıyorum. Diyorum. şurası 30 ya 10 cm olan bir koni de oluşturabilirim böyle ama en büyüğüne ulaştığım ulaşmak istediğim için yüksekliğini de en büyüğünü seçmem lazımdı o yüzden bu şekilde seçimleri yaptık ama tabana bir burada oldu bir burada oldu bir de burada oldu e hocam niye arkadakini düşünmedik bunu düşündük arkadakiyle aynı değil midir ön arka aynı sağ sol aynı alt üst aynı o yüzden üç durumu buradan birden inceledik burada evet örnek 5'i de 1000 pi bölü 3 bulduk geldik bir sonraki soruya şekildeki koni ana doğru parçası zeminde olacak şekilde yan yatırılmıştır ve zemine yan yatırılmış. Koninin T köşesi sabit kalacak biçimde zeminde 2 tam tur döndürülürse. Evet ne yapıyormuşuz? T köşesi zeminde kalacak ve koniyi döndürüyorum zeminde. Döndü 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 döndü. Ama döndükten sonra aynı noktaya gelip aynı görüntüyle karşılaşıyoruz. Bu dönerken ne yapıyormuş? 2 tam tur atıyormuş. Hmm. E 2 tam tur attı. Tamam. E, bu 2 tam tur attıysa o zaman ne yapacağız? Neyi düşüneceğiz? O zaman tamam şeyde düşüneceğiz. Şekli düşünelim. Yorumunu düşünelim. Şimdi TA döndüğü zaman Hocam bu da aynı şekilde TA buraya gelecek. Bu da aynı şekilde. Bu da aynı şekilde. Burası da. Burası da. Burası da. Yani zeminde o zaman bu nasıl hareket edecek TA? Hocam zeminde şöyle bir dairesel hareket etmeyecek mi böyle? Evet. Şimdi zeminde şöyle bir dairesel hareket edecek bu kardeşim. Yani bu dönüş yaparken bu TA bunun yan yüzeyinin alanı nereyi tarıyor? Hocam yan yüzeyi iki tam tur attığı için bir tanesi burayı tarıyor bir tanesi de burayı tarıyor. He. O zaman ben şunu anlayabilirim. Hocam ben bunun yanal alanı Ile buradaki dairenin hepsini taradığım için bu dairenin alanı bunun yanal alanının iki katı değil midir? Kesinlikle öyle. Çünkü soruyu oku. Soruda ne diyor? T nokta sabit kalacak şekilde ben bunu bu şekilde döndürüyorum. Döndürürken bu TA hep sabit kalıyor ya. Daire dilimi oluşturuyor. Daire pardon daire oluşturuyor bu yüzeyde. Dönerken işte buradaki yanal alanda iki tam tur dönerek buraya gelmiş. Bu ne anlama geliyor? Tekrar söylüyorum. İki tam tur döndüğü için bunun yanal alanı bu dairenin için de iki tane tur attı. Yani iki tane yan alan bu dairenin içini doldurdu. O zaman ben ne diyeceğim? Bu dairenin de yarı çapı altı mı yaptı? Evet. Pi altının karesi iki tane yan alana eşit olacak. Koninin yan alanına eşit olacak. İki tane bu koninin yarı çapına da R diyecek olursam iki tane pi R L'ye eşit olacak. L'si de zaten bunun ne? L'si de zaten bunun altı. Ondan dolayı. E o zaman burada altıysa altlar sadeleşti. Pi'ler sadeleşti. 2R 6 ise de burada 3 bulduk. O zaman bizim koniyi şuraya bir çizelim bakalım. Koniyi çizdim şöyle. Koninin yarı çapı kaç? Hocam koninin yarı çapı 3. Burası da 6 oldu. Koninin hacmi nedir diye soruluyor bize. Yüksek lazım olacak bize. Yüksekliği çizdik. Hocam yüksekliği bulmak için ne yapacağım? E burada bir 30 60 90 üçgen çıktı. Çünkü hipotenüs 6. Bu dik kenar 3. Burası da 3 kök 3 bir çıktı. Evet. Ha bunu şu şekilde de bulabilirdin. Burası da 3 ya. Hocam 6 burası, 6 burası, 6 burası eşkenar üçgen çıktı. 60 60 60'ı bu şekilde de bulabilirdik. Neyse yüksekliği de 3 bulduysak eğer hacim isteniliyor bizden pi r kare çarpı h bölü 3 o zaman kaç yaptı 9 kök 3 pi yapar cevap arkadaşlar çok güzel bir yeni nesil soru koniyi çok da güzel bir şekilde yeni nesilleştirmişiz lütfen bu soruya dikkat edin bu soruya yıldız atın bu sorunun esprisi nedir koninin yan yüzey alanı bu zeminde döndürdüğüm zaman bu dairenin içini dolduruyor iki tam tur attığı için iki tane yan alan buradaki dairenin alanına eşit oldu mükemmel mükemmel bir soru gerçekten mükemmel bir soru 6. soruyu da bu şekilde bulduk. Geldik 7. soruya. 7. soruda da 10 verilmiş TB uzunluğu. Şekildeki dik dairesel koninin taban merkezinin ana doğrusuna olan uzaklığı 4 birim olarak verilmiş. Bak şu ana doğruya olan uzaklık 4 birim olarak verilmiş. Şuradaki uzunluk verilmiş bana. E hocam yüksekliğin ben buraya denk geldiğini düşünüyorum biliyorum. Bir de konide biz yarı çap çiziyoruz genelde. E burası da yarı çap. E tamam şuranın da 4 birim olduğunu biliyoruz. Şimdi burada koninin hacmi en çok kaç birim küptür diye soruluyor bize. Şuraya R diyelim. R'yi ve H'yi bulursam eğer olay bitecek. E hocam burada ne çıktı? Arkadaşlar burada bir öklit bağıntısı çıktı. Çünkü şuraya bakacak olursak dikten dik çizilmiş oldu öklit. O zaman öklit bağıntısını uygulayalım. Buraya A dersem buraya 10-A kaldı. O zaman burada 4'ün karesi eşittir. A çarpı 10-A mı yaptı? Evet. E hocam hissedebiliriz. 4'ün karesi 16 2 çarpı 8 16 yapıyor. A 2 iken burası 8 sağlanıyor. Ama tam tersi A 8 de olabilir. A 8 olduğunda bak dikkat et A yerine 8 yazdığın zaman burası da 2 oluyor. 8'i 2 şeklinde de olabilir. İstersen sen bunu aç, hatta açarak göstereyim. Kafada bir soru işareti kalmasın. Hocam açıyorum. 16 eşittir 10a eksi a kare yaptı. a kare eksi. 10a, hepsini bir tarafta topluyorum. Artı 16 eşit 0 yaptı. Eksi 8 e eksi 2 yaptı. Çarpımları, o zaman a eksi 8 ve a eksi 2 yaptı. Burası eşit sıfır. Bu eşit sıfırsa a'yı 8 buluruz. Bu eşit sıfırsa a'yı 2 buluruz. İki durum var burada a'nın değerinde. Hocam a'nın değerinde iki durum var ya. Bu iki durumda zaten bizden e, koninin hacmi en çok kaçtır diye soruyor. O zaman bu iki durumu da inceleyeceğiz. Birinci durumu inceleyelim. Birinci durum nedir? Hocam A'nın 8 olması. A'yı 8 koyacak olursam bak şurada. Koni'de şunları çiziyorum böyle. A yerine şuradaki A yerine 8 yazarsam. Buraya kaç kalır? 2. Burası 4 olur. Yarı çap 4 kök 5 yapar. 2 4 2 kök 5. Yüksekte 2 kök 5 yapar. O zaman bunun hacmi ne yapıyor kardeşim? Pi R kare. 4 kök 5'in karesi çarpı yükseklik bölü 3 yapar. Bunun hacmi. V1 diyeyim buna. Buradan sadeleşme olmuyor. O zaman V1 ne eşit oldu? 16 çarpı 5 80. Ee, 160 kök 5 değil mi? 160. 160 kök 5 bölü 3 yaptı. V1'imiz. İşlem hatası yapmadıysam. İkinci duruma bakalım. İkinci durumda şu şekilde olacak. Hocam yarı çapımız kaç olacak? Yarı çapım şuradaki çizilen yüksekliğim ben. A yerine bu sefer 2 yazacağım. O zaman burası 8 olur. E burası 4 iken 2 4. 2 kök 5 yapıyor burası. Şöyle 2 kök 5 yapıyor. E 4 8'i yüksekliğe kaç yapıyor o zaman? 4 kök 5 yapıyor. O zaman yarı çapı 2 kök 5 yüksekliği 4 kök 5 olan bir konuyla karşılaştım. O zaman buna da V2 dersem pi 2 kök 5'in karesi çarpı 4 kök 5 bölü 3 yapacaktır hacim. V2 de neye eşit oluyor o zaman? Hocam bunun karesi 4 kere 5 20. 20 ile de 4'ü çarptığım zaman 80 kök 5 bölü 3 çıkıyor. 80 kök 5 bölü 3 çıkıyor. Ama bizden ne isteniyor? İşte 4 birim olduğuna göre koninin hacmi en çok kaçtır diye soruluyor. Hocam 8 verdiğimde A yerine 8 verdiğimde 160 kök 5 bölü 3 çıktı. A yerine 2 yazdığımızda 80 kök 5 bölü 3 çıktı. En çoğu soruluyor bize. O zaman cevabımız 160 kök 5 bölü 3 çıkar dostlar. Tamam burada iki tane koni çıkıyor. Bu şartı sağlayan iki koni karşımıza çıktı. Bu iki koniden de hacmi en büyük olan hacmi koninin hacmi en çok olan nedir diye soruluyordu bize. Cevap da böyle iki cevaptan büyüğünü seçtik. Yani 160 kök 5 bölü 3 çıktı. Şimdi geldik örnek 8'e. Hadi bakalım. Görelim bakalım şunu. Şekildeki döndürme sorularını zaten silindirde öğrendik. Burada da görelim bakalım. Şekildeki ABC üçgeni biçimindeki kartonun BC etrafında 360 derece döndürülmesiyle oluşan dönel cismin hacmi kaç santimetre metreküptür diye soruluyor bize. Şimdi ne yapacağım? Hocam burada BC etrafında döndüreceğim. Gel bunu birlikte görelim. Döndürüyoruz şimdi. BC etrafında üçgeni döndürdüğün zaman ne çıktı karşına? Hocam yarı çapı 4 yüksekliği 9 olan bir koni ile karşılaşıyoruz. Döndürdüğümüz zaman. Tamam. Hatta biz bu döndürmeyi nasıl yapıyorduk? Onu da sana göstereyim şeklen. Hocam bunun etrafında döndürüyorsak buna göre simetriğini alıyoruz şeklin. Hemen şeklin simetriğini aldım şöyle. Hop şöyle oldu. Burası 4 oldu. Hocam bu nokta buraya geliyor. Bak dikkat et. Yatay doğru etrafında döndürüyorum. Bu nokta buraya geldiyse hop yatay doğru etrafında döndürdüğüm zaman yuvarlaklar dikey oluyor. Dikey doğru etrafında döndürdüğüm zaman mesela şunun etrafında döndür deseydi o zaman yuvarlakların yatay olacaktı. Şöyle simetriğini alacaktık. Bu nokta buraya geliyor. Yuvarlağımız da böyle yatay olacaktı. O zaman yarı çapı 9 yüksekliği 4 olacak. Ama bizden bu isteniliyor. Bu geldik simetriğini aldık. Buraya geldi. Bu nokta buraya gelecekse döndürdüğümüz zaman evet şu şekilde e, yarı çapı 4 yüksekliği 9 olan bir koni karşımıza çıktı. Bunun hacmi nedir diye soruluyor. Pi r kare çarpı h bölü 3 unutmuyoruz. Şunlar sadeleşti. 16 çarpı 3'ten cevaba 48 pi diye ulaştık mı? Ulaştık. Evet örnek 8'i de böylelikle 48 pi olarak bulduk. Geldik örnek 9'a. Bir matkap. Önce matkabın tanımını vermişim. Sonra bir matkap ucu tanımlamışım burada. Ve bu matkap ucuyla duvarı delecekmişim. Önce bir bak, bak bakayım. Bak bakayım bana. Şurada bu soruyu ilk etapta senin çözmeni istiyorum. Bu matkabın nasıl bir delik açtığını sen kendin fark edebilecek misin duvarda? Bir onu sen kendin bulmaya çalış ilk etapta. Sonrasında yani şurayı bir zorla. Zorladıktan sonra yapamazsan önemli değil. Ben sana bunu animasyonla da göstereceğim zaten güzel bir şekilde. Daha doğrusu gösterdim göstermeye çalışacağım. Animasyon hazırlanıyor. Nasıl hazırlandığını da bilmiyorum. İnşallah güzel bir animasyon da çıkacak. Animasyon çıkmazsa da kusura bakma. Animasyon hazırlanmadan çekiyorum çünkü bu videoyu. E, ee, animasyonunu olmasa bile ben sana nasıl olduğunda zaten burada göstereceğim. Nasıl delik açıldığının mantığını da normal klasik yolla da ben sana güzel bir şekilde göstereceğim. Ama ilk etapta senin çözmeni istiyorum bunu. Şu şekli en azından şekli duvarın içindeki deliğin nasıl bir delik olduğunu senin bir düşünmeni istiyorum. Tamam. Zaten o deliği sen kendin oluşturduktan sonra so çözüme de rahat bir şekilde gidersin. E o zaman sıra sende. İlk etapta sen çözüyorsun. Aa ben çözüme başlayayım bakayım şimdi. Önce bir soruyu okuyayım. Önce bu örnek 9'da matkapın tanımını vermişim. Matkap. Tahta, maden, beton, çelik, demir, mermer gibi sert maddeler üzerinde delik açmaya yarayan alettir. Şekil matkabın ucu dönerek duvarda delik açacaktır. matkabın ucu da bu şekilde verilmiş bize. Bu şekilde verildi. Şu ucu buraya koyduğun zaman duvarda nasıl delik açacak onu bulmaya çalışacağız şimdi. Şu matkap üzerinden halletmeye çalışalım önce. Ama önce animasyonu hazırsa şöyle bir animasyonu verelim sana. Ne yapıyoruz? Matkap ucu duvarda geldi. Delmeye başladı. İlk etapta ne görünümü çıktı karşımıza? Bir koni görünümü çıktı. Devam ettiği zaman da bak şöyle bir silindir karşımıza çıkıyor. E hocam niye öyle bir silindir karşımıza çıkıyor. Şimdi ben sana şekil üzerinde de bunu iyice göstereyim. Şeklen gördün. Çünkü matkabın ucunun en alt seviyesi böyle döndüğü zaman en üst seviyesine geliyor. Sonrasında aynı delik açmaya devam edecek ya. Sonrasının silindir olması zaten aşikar. Ama ben sana burada da göstereyim. Şimdi şu şekil matkab ucunda göstereyim. Bak şimdi bu matkabımız aslında bir döndürme sorusu bu. Bunu döndürdüğün zaman nasıl bir şekilde karşılaşacağız? Hocam döndüğü zaman şu şekil olacak böyle. Bunun dönmesinden şöyle bir şekilde karşı karşımıza çıkacak. Şöyle büyük büyüteyim hatta şekli. O zaman ben bunu simetriğini alıyorum şöyle. Hocam simetriğini aldım şöyle. Bu döndüğü zaman bu uç buraya gelecek ya. Hop şöyle bir dairesel hareket oluşturuyor. O zaman hocam şurada bir duvar varsa eğer duvara deldiği zaman şurada bir silindir. Pardon koni oluşturacak mı? Oluşturacak. Bir koni karşımıza çıkacak. Ya bu sonrasında da devam ettiği zaman şu şekilde bir koni mu oluşacak devamında? Hayır. Bak şimdi bir duvar varsa duvara böyle, böyle deldiysem eğer ilk etapta bu duvarda şu şekilde bir şey oluşturduğu belli. Şöyle bir koni oluşturduğu belli. 50. Şuradaki uca kadar. Yani neredeki uca kadar? Buraya kadar. Sonra delmeye devam ettiği zaman ne olacak? Delmeye devam ettiği zaman burası böyle dönmeye devam etmeyecek mi? Evet burası böyle dönmeye devam ederken o zaman böyle bir silindirle karşılaşmayacağız mı? Karşılaşacağız. Ve bu arada şuna da dikkat et. Bu bir ikizkenar üçgen. İkizkenarda çizilen yükseklik konumunda o zaman burası 3 3 olacak. Burası da 4 olacak. Evet bunu da göstereyim ben. Hocam şuraya çizdiğim zaman yüksekliğim 4 oldu ve ben ne kadar bir delik açacağım duvarda? Duvarda 8 cm derinliğine bir delik açacağım. Hocam şu şekilde bak baktığım zaman şu yüksekliğe baktığım zaman burası 4 ya. O zaman burası da 5 olduğundan 3 4 5 üçgeninden 3, 3. 3 santimetrelik deliğimiz böyle olacak. Deliği devam ettirme diyeyim zaman şurası böyle dönmeye devam edecek ya. Şöyle bir dönmeye devam ettiği zaman devamı ne olacak? Silindir olacak. Ama uç kısmı ne olacak? Uç kısmı da bir koni şeklinde oluşacak. 8 santimetre devam edeceksem eğer 3 santimetresi buradaysa 3 santimetre de burada 6 yapıyor 2 santimetre de burada. Yani şuraya kadar delmeye devam edeceğim. Yani matkabın ucu buraya kadar girecek. E buraya kadar girecekse o zaman bu bu şekilde delmeye devam ediyor. Ediyor. Bu şekilde delmeye devam ediyor. En son buraya kadar geldiyse o zaman bunun da devamı ne olacak? Şu şekilde bir ne olmak zorunda? Silindir olmak zorunda. Çünkü bu şu uçlardan dönmeye devam ediyor. Bu uçlarda ne yapıyor? Şu şekilde bir silindir oluşturuyor. Yani duvarın içinde oluşan bu derinlik, bu delik ne oluyor? Şu kadarlık bir konu oluyor. 3 santimetre yüksekliğinde bir konu oluyor. Devamı da ne oluyor? 8 santimetre ya. Yani bunun devamında da şuraya kadar kısmı da 5 santimetre olduğundan dolayı 5 santimetrelikte bir silindir yapmış oluyor. E o zaman 5 santimetrelik bir silindir karşımıza çıktıysa bizden bunun yüzey alanı. Iç, içerdeki deliğin yüzey alanı isteniyor. İçerideki deliğin yüzey alanına bakacak olursak. Hocam koninin delik olarak düşün. Koninin yanal alanı var burada. Evet. Bir de silindirinde nesi var burada? Yanal alanı var. Hocam şuradaki taban alanını bulacağız mı? Hayır. Burası bir delik zaten. Bu delik boşluk bir yüzey alanı belirtmiyor. Yani içeride oluşan şekil koninin yanal alanı. O da pi R L. R'si kaçtı? Bunun 4'tü. L'si kaç? 5. Çünkü yarı çapı 4, L'si de 5 olan bir koni. Bu koninin yanal alanı içerideki delikteki oluşan yüzey. Bir de silindirin yanal alanına bakacağım. Silindirin yanal alanında 2 pi r. R'si kaç? Şöyle bakacak olursak R'si 4. 2 pi r çarpı h. H'ı da zaten kaç bulmuştuk? 5 bulmuştuk. Çünkü taban çevresi çarpı yükseklik bize neyi veriyordu? Böyle prizmaların yanal alanını veriyordu. O zaman burası 20 pi yaptı artı burası da 40 pi yaptı. Topladığımız anda toplamda da ne yaptı? 60 pi yaptı. İşte güzel bir soruydu. Bu şekilde döndürdüğümüz zaman böyle bir delik karşımıza çıkıyor. Hoş bir soru. Animasyonu da inşallah güzel bir şekilde gösterebilmişizdir size. Animasyonsuz bir şekilde de şu şekilde bir koni olması, geri kalanında bir silindir olmasını da zaten şeklen bu şekilde gösterdim sana. Evet ince noktalı bir soru diyebiliriz. Bir sonraki soruya gelelim. 10. sorudayız. Yarıçapı 4 cm olan yarım daire şeklindeki bir karton kıvrılarak ağzı açık bir dik dairesel koni yapılıyor. Bak şimdi. Elimizde ne var? Yarıçapı 4 cm olan bir yarım daire var. Hemen yarıçapı 4 cm olan bir yarım daireyi kıvıracağım. Hocam daire dilimini kıvırdığım zaman bir konu oluşuyordu. E bu yarım daire de zaten bir daire dilimi yapıyor. Ben bunu kıvırdığım zaman şöyle bir konu karşıma çıkacak. Bu konu de yarı çap 4 mü? Değil. Dikkat et. L'si 4. R'sini bilmiyorum. E, R'yi nasıl bulacağım? En önemli bizim olmazsa olmazımız. R bölü L L'si 4. Alfa bölü 360'dı. Alfa bölü 360'dı. Alfa dediğim zaten 180'di. O zaman 180 bölü 360 bölü 2 ya. R'yi de buradan kaç buluruz o zaman? 2 olarak buluruz. Koninin hacmi isteniliyor bizden. E koninin hacmi de kolay kardeşim. Hop çizeriz yüksekliği. Pisagor bağıntısından buraya 2 köküç buluruz. Neden 2 köküç? Çünkü hocam dörtgen 2 olmuş. 30 60 90 gen çıktı. 30'un karşısı 2 ise 60'ı karşısı da 2 köküç olur. Hacimde ne olacaktı? Pi r kare çarpı h bölü 3'ü de unutmuyoruz tabii ki. Hacimde buradan ne yaptı? 8 köküç pi bölü 3'e eşit olur. Evet bu yarım koni pardon yarım daire dilimini kıvırdığımızda genelde bu kaçıyor. Hocam merkez açıyı vermemiş bize falan filan diyorsunuz. E yarım daire diyor. Merkez açısı belli kardeşim. Merkez açısı kaç derece? 180 derece. O yüzden buna dikkat et lütfen. Merkez açısı da bize bu şekilde verilmiş oluyor. Bazen çaktırmadan verilir. Ya çaktırmadan böyle açıların verildiği daire dilimleri hangileridir? Çeyrek daire 90. Yarım daire 180. Çeyrek ya da bu yarım dairelerde açı aslında bize verilmiş oluyor. O yüzden dikkat edin. Şimdi geldik örnek 11'e. Kare şeklindeki bir kağıttan en büyük alanlı bir daire kesiliyor. Şu şekilde en büyük bir daireyi kesecek. O zaman bu en büyük daireyi keseceksem arkadaşım şurası merkezse merkez çektik merkez çektik deyip yarı çapın buraya R dersem karenin bir kenarında 2 R olduğunu bulabilir miyim? Evet. Evet. Yarı çap şimdi ne oldu? Bu şekilde yarı çap karenin bir kenarında 2 R olduğunu bulduk. Sonra bu şekildeki bu daireden merkez açısı 144 derece. Yani yarı çap R olan 144 derecelik bir kısım kesmişim. Bir kısmı 144 derecelik bir dilim kesilerek çıkarılıyor. Bunu çıkartmışım. Bak şuradaki kısmı kısmı kesip atmışım. Bu at gitsin bunu. Kalan kısımla yani buradaki kalan kısımla bunu oluşturacağım. O zaman kalan kısım burasıysa bunun merkez açısı 144 derece mi? Değil. Kalan kısmın merkez açısına dikkat et. Hocam burası kaç derece yapıyor? E, ee, 360'dan 144 çıkartınca 216 derece yapıyor. 216'lık bir dilimle bunu elde etmişim. O zaman 216'lık bir dilimle ben bunu elde ettiysem ve koninin hacmi de 12 pi birim olarak verilmiş. Karenin alanı nedir diye soruluyor bize. Arkadaş bize bizim olmazsa olmazımız r bölü l alfa bölü 360 demeyecek biz. evet diyeceğiz e koninin yarı çapı hocam buraya r dersem o zaman ben buraya r demeyeyim de l diyeyim kardeşim koninin buradaki yarı çap l oluyor o zaman şurası l burası l burası da 2 l mi oluyor evet buna da dikkat edelim r bölü l alfa bölü 360 yani alfamız 216 bölü 360 oldu burası sadeleştirmelerimizi yapalım hocam sadeleştirmede 2'ye bölsem 108 2'ye bölsem 180 sonra 36'ya bölsem 336'ya 36'ya bölsem 5 3 bölü 5 çıktı. O zaman R bölü L burası da L ya 3 bölü 5 çıktı. O zaman burası 5K iken R dediğim 3K'dır. 3 4 5 üçgeninden yüksekliği de 4K olarak buldum mu buldum. Şimdi koninin hacmi demiş pi R kare yani 3K'nın karesi çarpı yükseklik 4K bölü 3'ü de unutmayalım. Bu 12 pi eşitmiş. O zaman pi'ler gitsin buradan. 9K kare çarpı 4K bölü 3 eşittir 12. Hocam buradan şu e, şunlar 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 sadeleşti. K küp eşittir 1 yaptı. K'yı da buradan kaç bulduk o zaman? 1 bulduk. O zaman K 1 çıktıysa hocam 5K L dediğim 5K 5 çıktı. L dediğim 5K ise burası da ne çıktı? 10 mu çıktı? Evet L dediğim 5 çıktıysa 2L'de 10 çıktı. Bizden karenin alanı isteniyor. Karenin alanı da ne eşit olacaktır? Bir kenarını 10 bulduysak onun karesinden dolayı 100 çıkacaktır dostlar. Evet örnek 11'de böylelikle 100 bulduk. Burada da yapılan hata şu. Şu daire diliminin merkez açısı 216 değil de 144 derece olarak alıyorsunuz dikkat et. Bu daire daire parçasını atmışım. Bununla oluşturuyorum bunu. Bununla oluşturuyorsam bunun merkez açısı lazım bana. Bu da 216 derece. 216 dereceyi kullanarak işlem yapıyorum. Lütfen buraya dikkat. Tamam. Örnek 11'i de bu şekilde bulduk. Geldik. Örnek 12. Yarı çap uzunlukları 25 santimetre olan O1 ve O2 merkezli daire dilimi şeklindeki karton kıvrılarak konu yapılıyor. Yani elimde bir şöyle bir daire dilim var. Bir de böyle bir daire dilim var. Bunları kıvırarak bir konu yapacağım. Ee, sonra ne yapılıyormuş? Konilerden birinin yüksekliğin uzunluğu diğerinin taban yarıçapının çapının uzunluğuna eşit oluyor diye söylemiş bize. Şimdi o zaman arkadaşım burada bu konileri şey yapacağız. Kıvıracağız. Tamam. Şöyle ve bunların da tepe noktaları aynı üst üste koymuşum bu şekilde. Bu şekilde karşımıza çıkmış. Soruyu tam anlamıyla okuyup da ondan sonra soruyu yapayım istersen. Koniler şeklindeki tepe noktaları çakışık ve taban düzlemleri birbirine paralel olacak biçimde iç içe konulduğunda taban düzlemleri arasındaki uzaklık 17 santimetre olur. Yani bir taban düzlemi burası bir taban düzlemi burası. Bu taban düzlemleri arasındaki uzaklık soruluyor bize bunu gördüğüm zaman ne yaparım? Hocam bu konide bizim için önemli olan yükseklik zaten. Şu yüksekliği çizelim böyle. Bu yüksekliği çizdim böyle. E bu yükseklik şunun merkezi burasıysa, bunun da merkezi burasıysa şuradaki uzunluk bize 17 cm olarak verilmiş. Tamam. Bunu da yazdım. Bunu da söylemiş bize. Buna göre şekil 1'deki daire diliminin merkez açıları oranı kaç olabilir diye soruluyor. Şunun merkez açısıyla bunun merkez açısı oranı soruluyor. Dikkat. Çünkü buradaki sorulmuyor bize. Çünkü ben buradaki daire diliminden bahsediyorum. Bunun diliminde açısı burası olduğunu biliyorum. Bir de bana ne verilmişti. Yarı çap uzunlukları 25 cm olarak verilmişti. Şu L dediğim 25. Hocam L dediğim 25 burada. Hocam burada da L dediğim 25. Yani şuradaki uzunluğun 25 cm olduğunu biliyorum. Sonra konilerden birinin yüksekliğinin uzunluğu diğerinin taban yarıçapının uzunluğuna eşit oluyor. Bak birinin yüksekliği diğerinin taban yarıçapına eşit oluyor. Hocam bunun yarıçapı ile bunun yüksekliği eşit oluyor diye söylüyor bize. Ya da bunun yarıçapı bunun yüksekliğine yani şunun yarıçapı şunun yüksekliğine eşit olur diye söylüyor bize. İster hangisini alırsan al fark etmez. O zaman ben şunu düşüneyim. Hocam şunun yarı çapı bunun yüksekliğine eşit oluyor. Yani ben buraya bir A dersem dikkat et. Hocam bunun yüksekliği A artı 17. O zaman burası da A artı 17. Bunun yarı çapına eşit olacak. A artı 17. İstersen diğeriyle de yapabilirsin. Hocam bunun yarı çapı bunun yüksekliğine de eşit oluyor diyebilirsin. Oradan da yapabilirsin. Fark etmiyor. Sen buraya A deyip işte buraya R deyip o zaman bunun yarıçapı, bunun yüksekliğine eşit ya. Buraya da R dersin. O zaman burası R artı 17 ise bak burası da R artı 17 yapıyor. Yine aynı şey sağlanıyor. A hocam burada bir dik üçgen karşıma çıktı. Hemen burada 25'in karesi eşittir. A'nın karesi artı A artı 17'nin karesi deyip işlem işlem işlemle A'yı bulabilirim. Ya da hocam 25 varsa ne üçgendir? 7, 24, 25 üçgeni olabilir. O zaman sen burada A yerine 7 yaz toplarsan 7 a artı 17 de 24 yapıyor mu yapıyor evet a'yı buradan böyle kaç buluruz 7 olarak buluruz çünkü 7 24 25 çıktı e o zaman burada her şey meydana çıktı bunu kıvırdığım zaman burası 24 bunun yüksekliği de 7 oldu güzel e o zaman o zaman hocam burada bunun yarı çapı da bunun yüksekliğine eşit e o zaman burası da ne olacak ya da direkt şöyle de diyebiliriz hocam zaten şunun da yarı çapı l'si 25 ya l'si 25 ise burada buradaki uzunluk 24 çıktıysa burası da 7 olmak zorunda. Ne güzel. O zaman ben bunu kıvırdığım zaman dikkat et. Şunu kıvırdığım zaman yarıçapı 7 olan, yüksekliği de 24 olan bir koni elde ettim. Şunu kıvırdığım zaman da yarıçapı 24, yüksekliği 7 olan bir koni elde ettim. O zaman ben bunu kıvırdığımda şu şekilde bir koni elde ettiysem şöyle göstereyim. Yarıçap 7, yüksekliği 24. Bunu da kıvırdığım zaman şu şekilde bir koni elde ettiysem bunun yarıçapı da 24, yüksekliği de 7 oldu. İşte şekil birdeki daire dilimlerinin merkez açıları soruluyor bize. O zaman ben buraya bir alfa diyeyim. Hocam burada burası alfaysa hemen işlemi yapıyorum. R bölü L. Şuna bakarak yapıyorum. Açık halinde. Açık halinde R bölü L. Hocam R'si kaç? 7. L'si kaç? 25. 7 bölü 25 eşittir. Alfa bölü 360 eşit olacak. Öbürüne bakacak olursam. Hocam şununkinin de açısı merkez açısı şuraya beta diyecek olursam. Yani 24 bölü R bölü L. R bölü L. R'si 24. L'si de kaç? 25. O da beta bölü 360 eşit olacak. O zaman ben buradan alfa ve betayı buldum. Alfa dediğim ne oluyor? Alfayı yalnız bırakırsam böyle işlem yapmayayım. Direkt şöyle yapayım. Alfa bölü betayı bulmaya çalışacağım ben. Alfa dediğim ne oluyor arkadaşım? Direkt 7 çarpı 360 bölü 25 yapıyor. Çünkü ne yaptım? 360'ı buraya attım. 7 çarpı 360 bölü 25 yaptı. Betayı yalnız bırakırsam hop şöyle yapıyor o da. Hocam betayı yalnız bırakırsam da 24 çarpı 360 bölü 25 yapıyor. Bölü 25'ler 360'lar sadeleşti. Işte. Cevap 7 bölü 24 mi yaptı? Evet. Cevap 7 bölü 24 yaptı. A bizden ne isteniyor? Daire dilimlerinin merkez açıları. Ya alfa bölü beta isteniyor. Ya cevap 7 bölü 24 olacak. Ya da tam tersi 24 bölü beta bölü alfa. Yani 24 bölü 7 de olabilir. Artık şıklarda hangisi varsa. Evet arkadaşlar ne yaptık burada? Aslında zor bir soru değil. Ne deniyorsa onu yaptık. Birinin yarı çapı yani birinin yarı çapı diğerinin yüksekliğine eşitliği gösterince direkt pisagor bağıntısından çıktı. İstersen buradaki yarı çap buradaki yüksekliğe eşitleyip yine sonuca ulaşabilirdik. Yani buradaki cümle bana soruyu çözdürdü. Her cümleyi dikkatli bir şekilde okuyup dikkatli bir şekilde sonuca ulaştığımız zaman yani dikkatli bir şekilde işlemimizi yaptığımız zaman sonuca da rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Şekil 1'de gördüğün üzere. Yani şekilde gördüğün üzere. Evet örnek 12'yi de bu şekilde bulduk. Zor bir soru gözüküyordu ama aslında zor bir soru değilmiş. Kolay bir soru. Şimdi geldik örnek 13'e. Yüzey sorusu. Yani yüzey sorusunda arkadaşlar animasyonunu göstermesek de olur artık. Olayı iyice kavradık. Taban yarıçap 5 cm. Ana doğrusunun uzunluğu 20 metre olan koninin A köşesindeki karınca koninin yan yüzeyi üzerinden şekildeki gibi ilerleyerek A noktasına geliyor. A'dan başlayıp A noktasına geliyor. Benim zamanımda sene 99-2000 olması lazım. Ee, üniversite sınavında çıkmıştı bu soru. Ee, o yüzden bende güzel bir anısı var. O da hikayeleştirilmişti. Bir dağca A noktasından başlıyor. Koni şeklindeki bir dağın etrafında dönüyor. Yeniden A noktasına geliyor. Gittiği yolun uzunluğu nedir diye sorulmuştu bize. E ne yapacağız? Yüzey sorularını da açacağız. Hangi yüzeyden gidiyor? Yan yüzeyden gidiyor. O zaman bunu böyle açacağız. A'dan A'ya gitmesine bakacağız. Hemen açalım bu şekildeki şekli. Hocam açtığımız zaman şurasının T olması, açtığımız zaman burası A iken hop açtık burası da A olması bizim için önemli. Hocam zaten nereden başlıyor? A'dan başlıyor, A'ya gidiyor. A'dan başlayıp A'ya gitmesi ve yan yüzeyden hiçbir yere sapmadan dümdüz gitmesi yani bizden bu uzunluk isteniyor. Peki zaten burada önemli olan da o. Açtığın zaman A nereye denk geliyor? B nereye denk geliyor? Ve açtığın zaman karınca sorularını, yüzey sorularında önemli olan hikaye şu. Bak A'dan başlayıp nereye gittiğin? Bak TA üzerine gidiyorsun. A'dan başlayıp TA üzerine gidiyorsun ve A'ya gideceksin. Hemen A'yı da burada böyle çiziyorsun. İşte bizden bu uzunluk isteniliyor kardeşim. Bu uzunluğu bulmaya çalışacağız. Taban yarıçapını kaç vermişti? 5 vermişti. Ara doğrusu da 20 vermişti. E biz bunu açtığımız zaman bizim olmazsa olmazımız 5 bölü 20. R bölü L. Alfa bölü 360'tı. Alfa bölü 360'tı. Hocam 1 bölü 4'ü. Alfayı buradan 90 buluruz. Yani bak burası 90 derece çıktı. Açtığımızda L'si 20. E burası 20. Burası 20. O zaman X uzunluğu ne olacak? Bak X kenar dik üçgen çıktı. Burası da 20 kök 2 olacaktır. Evet örnek 13'ü böyle örnek 13'ü böylelikle 20 kök 2 bulduk. Bak hikaye de konulsa yüzey sorusu. Yüzeyi açıyorsun. Olayı bitiriyorsun kardeşim. Mesela burada yine bir yüzey sorusuyla karşı karşıyayız. Açacağız. Açılış önemli bizim için. Hemen açıyoruz böyle. Hocam açtığın zaman şu yine yan yüzeyden gidiyor. Sadece yan yüzeyi açtım. A burası. A burası. Önemli olan ne? neymiş? Hocam A'dan başlayıp nereye gitmesi? Bak TB doğrusu üstüne gitmesi. O zaman B'yi de ben burada gösteriyorum. T burada TB üstüne gitmesini göstereceğim. Ama bizim olmazsa olmazımız R bölü L. Yani 4 bölü 12. Alfa bölü 360'ı mutlaka yazalım. 3'te biri alfa buradan 120 derece çıkar. Yani biz burada kaç, kaç derece bulduk? 120 derece bulduk. Şimdi buradaki B noktası açtığımız zaman tam orta noktası değil mi? Hocam orta noktası e 120 derece ise o zaman orta noktası 60-60 yapar mı burası? Orta noktasıysa hani şurası da yay uzunluğu. Burası da yay uzunluğu. Bu yay uzunlukları eşit. Bu yay uzunlukları eşitse bu açılar da nedir? Eşittir. Yani burada açılarımız kaçar derece yapar o zaman? 60'ar er derece yapar. Buna göre patikanın uzunluğu en az kaçtır? Bak nereden başlıyorduk? Hocam adam başlıyor. Nereye gidiyoruz? TB üstüne gidiyoruz. TB üstündeki şartım ne? Eşit bölecek TB'yi. TB uzunluğu 12 ya. Hocam burası 12. 12'ye eşit bölecek. Yani senin karıncan hop şöyle şuradan şuraya gidecek. 6'ya 6 şeklinde bölecek. İşte bizden bu uzunluk istiyor. Önemli olan şey yüzey sorularında tamam yan yüzeyi açtık. Nereden başlayıp nereye gitti Bak şöyle de olabilirdi. Hocam bizim kanca böyle geldi. Şöyle gelip şuraya gelmiş olsaydı. Açıyorum burası atıyorum. 4'e 8 şeklinde gelmiş olsaydı o zaman burada bak TA üstüne geliyor diyecektik. TA üstünde de 4'e 8 şeklinde ayıracak. Yani o zaman 4'e 8 şeklinde TA üstünde buraya doğru gelecektim bu sefer. Tamam. Nereden başlayıp nereye gittiği önemli. Peki hocam olayı abartsaydık şöyle bir tur atıp bir de böyle ne gelmiş olsaydın olacaktı? O zaman ilk yüzeyi böyle açacaktık. İkincisinde de yarım yüzeye gidiyor. İkincisinde de yarım yüzey 60 derece açacaktın. O zaman böyle götürecekti. Tabi buradaki uzunlukta da 4'e 8 vermiş olsaydı buraya 4 yapacaktım böyle. Tamam. O zaman burası da 60 60 60 hatta 180 yapıyor. O zaman burada 180'lik burası da 60 oluyor. 180'lik buraya geliyor anlamında olurdu. O zaman burada uzunluk sorulmuş olacaktı bize. Tamam. Ona da dikkat edelim. Aa biz bu soruya yoğunlaşalım. Şimdi ne yapacağım burada? Hocam burada artık kosinüs teoremi yapabilirim. Ya bırak kosinüs teoremini. Ne kosinüs teoremi? Çek bir 90 derece. 90 çizsen buradan. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6 yapmak zorunda. A 30'un karşısı 6 yapıyorsa o zaman biraz direkt burası 90 olmak zorunda. Çünkü direkt 30 60 90 üçgeni bu şekilde böyle oluştu. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6 yapacak ya. Buradan buraya geldiğim o zaman dik olur. O zaman x direkt ne olur? Direkt 6 kök 3 olur. Çünkü 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısında 6 kök 3 olacağından dolayı. Evet böylelikle örnek 14'ü de 6 kök 3 olarak bulduk. Umarım anlamışsındır. Yüzey sorularında da bu şekilde yapıyor. Evet geldik bu soruyu bir sonraki ders çözsem yok şimdi çözeyim ya fark etmez. Bir tane tekniğim vardı o tekniği bir sonraki ders vereyim. Bunu farklı bir tekne çözeyim. Şekil 1'de yüksekliği 6 cm olan dik dairesel koni şeklindeki bir tıpa. Şekil 2'de ise 10 cm yüksekliğine kadar su dolu olan bir dik silindir verilmiştir. Evet 10 cm yüksekliğine kadar su dolu olan. Arkadaş bize buradaki yüksekliğin 10 cm olduğu verilmiş. Tıpa silindire takılırsa silindirin içindeki su miktarı azalmadan şekil 3'teki görüntü oluşuyor. Ha. Tıpayı taktım. Tıpayı takınca önceden su miktarı buradaydı ya. E hocam hacmi kadar su yükseltiyordu böyle. O zaman taktığım zaman buradaki boşluğu bu şekilde dolduruyor. Yani bu ne demek? Şu boşluğu tamamen doldurmuş oluyorum ya burada. Hocam bu boşluğu tamamen tıpayla doldurmuş oluyorum. Ama tıpayı koyduğum zaman tıpa bak tıpanın bir kısmı suyun içine dalıyor. Bu suyun içine daldığı zaman da şuradaki boşlukları doldurmuş oluyor. Şuradaki buranın hacmi. Yani aslında en son ne oluyor? Buradaki tıpa şu boşlukları doldurdu ya. Şu boşlukları doldurdu ya. O zaman bu ne demek? Hocam bu bu tıpanın hacmi buradaki boşluğun hacmi birbirinin tıpkısının aynısı olmuş oluyor. Buna göre diyor silindirin yüksekliği kaçtır diye soruluyor bize. Şekil 1'de yüksekliği 6 cm olan dik dairesel koni. Hmm, bunun da yüksekliğini kaç vermiş bize? 6 olarak vermiş. O zaman ben ne yapacağım arkadaşım? Buradaki boşluğun hacmi ile buradaki boşluğun bak boşluktaki dikkat et boşluğun yarı çapıyla tıpanın yarı çapı yani koninin yarı çapı aynı. Bunun yüksekliğinin ne olduğunu biliyorum ben. 6 olduğunu biliyorum ve ben bu tıpayla bu boşluğu doldurduğum için tıpa ve boşluğun hacimlerinin birbirine eşit olduğunu biliyorum. Ve tıpa eşittir ve boşluk silindirdeki boşluğa eşit olacak. Tıpanın hacmi ne olacak? Pi R kare çarpı H bölü 3'e eşit olacak. E boşluğun hacmi ne olacak? Boşluğun hacmi de şuraya H diyeyim. Pi R kare çarpı H'e eşit olacak. E o zaman buradan Pi R kareler gitti. 6 bölü 3 2 yaptı. H'ı da buradan kaç bulduk? 2 bulduk. O zaman H'ı 2 bulduk. Bizden silindirin yüksekliği isteniliyor. Hocam şuraya kadar kısmı 10 verilmiştir. E burası 2. Silindirin yüksekliği de kaç olmuş oldu o zaman? 12 olmuş oldu. Bu da ilginç bir soru. Ne yaptık? Tıpa böyle su taşırmadı. Boşluğun hacmine eşit oldu. Hacmi kadar su yükseltti orada. İşte buradaki güzel mantığı da sana bu şekilde vermek istedim. Ee, bunun daha farklı bir çözüm yöntemi olur mu? Olur. Onda bir sonraki ders bir teknik var. Koni ile silindirde güzel bir teknik var. Onu da bir sonraki ders sana vereceğim. Hatta şurada bu sorularda sana o tekniği çok güzel bir şekilde açıklayacağım. O yüzden bu soruları bir sonraki derse bırakayım istersen. E o zaman biz 49. günde ilk dersimizi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde yani Connie'nin ikinci dersinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal. Abone ol, beğen, görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoşça kal.